Hadi. Buyurun. Kızıma nüfus kağıdı çıkartmak istiyorum. Yeni doğdu. Hastane kayıtlarını alayım. Sizin nüfus kağıdınız. Buyurun. ...2008 yılında boşanmayla kütüğe geri dönmüşsünüz. Evet. Evli değilsiniz. Baba çocuğu tanıyacak mı? Kardeşim bebeği kendi nüfusuna kaydedecek. Hastane kaydında da baba adı yazmıyor. Yanlış anlamayın. Bunu sormak zorundayım. Bazen atlanıyor, hastanede yazmıyorlar. Durumu netleştirmek için. Sağ olun. Baba adı? Adını yazmak istemiyorsanız başka isim de söyleyebilirsiniz. Babamın adını yazalım. Ali Rıza Tekin. Babamın adını yazın lütfen. Ali Rıza ismi, Tekin soyadı. Peki. Baba adı Ali Rıza. Ben Ali Rıza Bey'in yiyeceklerini hazırladım. İlaçlarını da sırasıyla, saatleriyle yazdım koydum. Aman sakın dakika geçirme. Biliyorum hepsini. Aklınız kalmasın. Nasıl kalmasın? Benim baktığım gibi olmuyor işte. Üf. Anne hadi görü saatini kaçıracağız. Ay dur kızım sen de. Hadi ince çıkabiliyor muyum ben sokağa? Natalie doldurur suyu da. Bırak sen. Oo, çıkamayacağız. Oynarken uyudu. Hiç yatağına kaldırmadı. Oracıkta üstüne bir şey örtüverdim. Düşmesin. Parkın içinde. Biraz poğaça börek bıraktım eve de. Leyla'lar gelince çayla yersiniz. Tamam, sen bizi düşünme. Aa, kızım niye düzeltiyorsun yatağı? Beli arayacak adamın. Tuvaletini yaptıracaktım. Ay ne münasebet canım. Kocamın tuvaletini de müsaadenle ben yaptırayım. Çık sen çık. Ay densiz. Sanki çok işe yarıyor da. Utanmasam beni bu haremle kıskanıyorsun diyeceğim Ayli'ye. Necla boşuna para veriyor bu kadına. Şuradan bir taksiye binelim hemen. Abla biraz yürüyelim mi? Olur. İleriden bineriz bir şeye. Bir yerde oturalım biraz ne olur. Hemen eve dönmeyelim. Ama çocuklar? Beni nasıl olsa emmiyor. Nehir teyze de verir ikisinin mamasını. Hem zaten çok değil. Biraz nefes alayım. Peki. Ararım evi. Teşekkür ederim. Dedenin yanına getireyim mi seni ha? Canım. Çok akıllı bakıyor bu Ali Rıza Bey. Size benziyor vallahi bunun gözleri. Ah. Alo. Nehir abla merhaba. Aa Fikretciğim. Merhaba canım. Söyle. Bizim işimiz bitti. Bir yerde bir çay içip öyle döneceğiz ama. İçin. Seninki uyuyor zaten. Ah bu da sessiz yatıyor sepetinde. Şimdi Ali Rıza Bey'in yanına getirdim onu da. İyi. Acıkırsa mamasını biliyorsunuz. Natalie'ye de anlatmıştım çıkmadan. Tabii. Merak etme. Annemler gitti mi? Anladım. Babam da iyi, harika. Biz de bir buçuk saat sonra döneriz zaten, geç kalmayız. Tamam Nehir ablacığım, teşekkür ederim. Görüşürüz. Uyuyormuş ikisi de. Lütfen 28 bin liradan aşağı satmayın. 1000 lira, 500 lira oynar artık. Müşteriyi bulalım da, siz de o esnekliği sağlayın bize. Vallahi
1000 lira 500 lira fazla söyleyin o zaman. Benim elime tam para geçsin. Merak etmeyin, acil diye not düşüyorum buraya. Daha üst bir model beğendim. 0. Onun için yani. Üstünü tamamlayacağım ama ne kadar az çıkarsa cebimden o kadar iyi değil mi? Tabii tabii. Merak etmeyin yenge. Teşekkürler. 10 gün içinde de satamazsanız alacağım arabayı kendim satacağım. Bize güvenin. İnşallah yarın öbür gün ararız arabanız satıldı yenge diye. İnşallah. Güle güle. İyi günler. İyi günler. Efendim. Abi merhaba. Ben İlyas Fayda. Fayda Galeri. Ha tanıdım. Merhaba İlyas. Hayrola? Ya senin hanım buradaydı az önce. Eski hanım. Arabasını satmak istiyor. Senin de tartışmalı ayrıldığını duymuştum bizimkilerden. Eğer para filan bir alacağım vereceğim varsa... Haberin olsun. Beni ilgilendirmiyor. Hayır bilgin olsun dedim. Sonra İlyas benden habersiz iş yaptın deme. Yok, demem. Merak etme. Ne yaparsa yapsın. Peki o zaman. Sen de gel abi. Senin arabayı da değiştirelim. Gerek yok şimdi, sağ ol. Hadi iyi günler sana. Benim kapatmam lazım. Kusura bakma. Telefondaydım. Hoş geldin. Buyurun efendim. Aa, çok teşekkür ederim. Her gün her gün mahcup ediyorsun beni. Mahcubiyet ne demek? Vazifem. Ne kadar vaktimiz var? Önemli bir konu dedin. 1 saat fazladan izin aldım. Harika. Çok önemli, evet. Ama önce bir yerlere gidelim. Sana uğrarım. Ama taksi parasından başka param yok elimde. O da dün telefon için verdiğim paraydı. Tamam anne, ne yapayım? Var daha günü, var. Şu araba satılırsa inşallah. Ben senin teslim olma oyunu sevmiyorum. Hemen mücadeleden vazgeçiyorsun. Veya attığın adımdan korkuyorsun. Gözlerin uzaklarda hep. Ama artık kendine üzülme şansın yok Leyla. Çünkü bir bebeğim var. Evet. Onu neredeyse kaybettiğini düşünüp nasıl endişelenmiştin hatırla. Ona ya bir şey olursa diye nasıl üzülmüştün. Şimdi kucağında.